Evet arkadaşlar, Mısır'da kurulan ilk Türk devletlerimize bakacağız şimdi. Bir kere şöyle bir soru çıkar. Aşağıdakilerden hangisi Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerinden değildir diye. 4 tane Türk İslam devleti var Mısır'da kurulan. Unutmayın. Tolunoğulları, Akşitler, Akşitler ya da İhşidiler olarak da geçer. Şurada yazıldığı gibi. Eyyubiler ve Memluklardır. 4 tane. Ama Mısır'a egemen olan Türk İslam devletlerinden değildir ya da devletlerindendir diye sorarsa arkadaşlar, egemen olan deyince buraya bir tane daha ekleriz. O da Osmanlılar. Çünkü Osmanlı Mısır'da kurulmadı biliyorsunuz. Yani Anadolu'da kuruldu. Ama Mısır'da Yavuz döneminde egemen oldu. O zaman bu dört tanesi Mısır'da kurulan ve aynı zamanda Mısır'a egemen olan, Osmanlı ise Mısır'a egemen olan. Anlaştık mı arkadaşlar? Soru farkını anladık. Burada arkadaşlar şu ikisi, bakın şu ikisi Abbasi Devleti devam ederken Abbasi Devleti'nin ordu komutanları, bak ordu komutanları ya da valileri tarafından kuruldu. Mesela Tolunoğlu Ahmet ordu komutanıydı Abbasilerde. Muhammed İşt ise arkadaşlar valiydi. O zaman bunlar Tavaifül Mülük, demin söylediğim gibi küçük devletçikler. Eyyubi Devleti ise Musul Zengi Devleti'nden ayrılarak kuruldu. Memlük Devleti ise Eyyubilerin ordu komutanı olan Aybek tarafından kuruldu. Yani Eyyubiler yıkıldı, Memlükler kuruldu. Böyle görün. Birazdan göreceğiz bunu. Arkadaşlar bunu unutmuyoruz. Önemli bir bilgidir bu. Şimdi burada sıralamaya baktığımızda Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti de Tolunoğulları Devleti olmuş oldu. Bir şey daha görün burada. Tolunoğulları Devleti kuruldu. Bu devleti Abbasiler yıktı. Belli bir süre sonra, dikkat edin tarih aralığına, İhşidi Devleti kuruldu. Bu devleti arkadaşlar Fatımiler yıktı. Yerine Fatımi Devleti kuruldu Şii. Fatımileri Eyyubiler yıktı ki Fatımiler şey değil, Türk değil, o yüzden alınmaz buraya. Fatımi Devleti'ni Eyyubiler yıktı ki Mısır'da Fatımiler egemen oldu. Şii'dir Fatımiler. Selahaddin Eyyubi o Fatımi egemenliğine, Mısır'daki Şii egemenliğine son vererek Mısır'da İslam halifesinden hutbe okutmaya başladı. Yerine Eyyubi Devleti kuruldu. Eyyubi Devleti yıkılınca yerine Memlük Devleti kuruldu. Zaten Memlükler yıkan da Osmanlılar oldu. Ridaniye Savaşı ile hatırlayın. Osmanlı'da Mısır egemen oldu. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi bu devletlerimizi teker teker sizinle görelim. Şimdi şurada bu başlığa geçmeden önce bir şey soracağım size. Şu haritaya tekrar bakın arkadaşlar. O bölgede orada şu slaytımda haritayı koyacak yerim olmadığı için ancak buraya koydum. Tolunoğulları Devleti Mısır'da kurulan ilk Türk devletimizdir ki bu Mısır'da kurulan Türk devletlerinin ortak özelliği şudur. Başkentleri Fustat'tır. Fustat bugün artık Kahire'ye bağlanmıştır arkadaşlar. Fustat'tır. Hazreti Ömer döneminde kurulmuştu bu şehir. Bunların halkı Arap. Bakın halkı Arap. Kurucusu Türk'tür. Halkı Arap kurucusu Türk'tür. Genellikle ordusu da Türk unsurlardan oluşur. Ve sarayda orduda Türkçe konuşulur. Halkın yoğunluğu ise Arapça konuşur. Çünkü Mısır tamamen Arap'tır arkadaşlar. O yüzden de yıkılmalar da kolay olmuştur. Yani tutunmak biraz zor olmuş o coğrafyada. O zaman Tolunoğlu Devleti Mısır'da kurulan ilk Türk devletimiz. Tarihine bakın. Sadece Mısır'a değil, bunun yanında Filistin'e ve Suriye bölgesine, Şam'a dikkat edin, buraya egemen olmuş. O zaman ilk defa Mısır'a, Kudüs'e yani Filistin'e, Şam'a egemen olan Türk devleti hangisi olmuş oldu? Tolunoğulları. Hocam biz bunu anladık tamam da peki şunun coğrafyasını görebilir miyiz diye sorarsanız hemen onun coğrafyasına bakalım. İhşidilere bakın arkadaşlar. Mısır'da kuruldu tamam mı? Şam'a, Kudüs'e egemen oldu ama ayrıca geldi Mekke ve Medine'ye de egemen oldu. O yüzden Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti de İhşidiler oldu. O zaman Tolunoğulları Mısır'a egemen olan, Suriye Filistin'e egemen olan ilk Türk devleti, İhşidiler ise Hicaz'a, bunlara zaten egemen ama ayrıca Hicaz'a egemen olan ilk Türk devleti olmuş oldu. Şimdi şeye bakalım. Tolunoğulları Devleti ile başlayalım. Arkadaşlar şu soruyu okuduk zaten, söyledik. Abbas hizmetindeki Türk vali ve komutanlar tarafından Mısır'da kurulan Türk İslam devletleri hangisidir? Hatta hatırlayın bunlara ne demiştim ben? Tavaifül Mülük, küçük devletçikler. Kimden ayrılarak kuruldu bunlar? Abbasi'den, Tolunoğulları da İhşidiler'de. Tolunoğlu Ahmet, Abbasilerin komutanıydı. Muhammed İhşit ya da arkadaşlar Akşit, o da valisiydi. Şimdi Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti hangisi? Bakın bunlar ÖSYM soruları, dikkat edin arkadaşlar. Tolunoğulları'dır. Ne diyor? Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir. Mısır'daki Kuzey Doğu Afrika, 1000 yıl sürecek Türk hakimiyetini bu devlet başlatmıştır.
Hocam 1000 yıl sürecek ne demek? Ha, hemen şuraya bakıyorsunuz şimdi. Ne zaman kuruldu bu devlet? 868'de. Mısır'da kurulan ilk devlet, doğru mu? Peki Mısır ne zaman Osmanlı elinden çıktı? 1881'de. 1882 aslında. Hep yanlış yazmış. 82'de İngiltere işgal etti. O zaman 868'den 1882'ye kadar belli aralıklarla şunu çıkarırsak Mısır'da Türk egemenliği var. O zaman Mısır'da 1000 yıl sürecek Türk egemenliği Tolunoğulları ile başlar. Başkentleri Fustat şehri, demin söylemiştim. Halkın çoğunluğu Arap, yönetici ise Türk. Saray Türk olduğu için Türkçe konuşur ama toplum Arapçadır. Arkadaşlar peki nasıl kuruldu bu devlet? Buralar çok önemli, dikkat edin arkadaşlar. Abbas ordu komutanlarından Tolunoğlu Ahmet Bağdat'taki saltanat kavgalarından yararlanarak devletini kurdu. Zaten Abbasi'nin, hatırlarsanız, merkezi otoritesinin sarsılmasıyla bu devlet kuruldu dedik. İşçiler de böyle, Tolunoğulları da böyle. Bağımsızlığını ilan ederek bu devleti kurdu. Arkadaşlar ne diyor? Abbasiler Tolunoğlu devletine son vererek Mısır'ı tekrar ele geçirdi. Şimdi burada çok önemli bir cümle var Tolunoğulları ile ilgili. Diyor ki, Tolunoğlu devleti şu tarihler arasında hüküm sürmüş, Müslüman olan Türklerin kurduğu ilk bağımsız devlettir. Bilgi değişti. Şimdi Karoluklar neydi? Kafanızdan kurun. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk topluluğu. Peki İtil Bulgarları neydi? İslamiyet'i benimseyen, bak benimseyen ilk Türk devletiydi. Karahanlılar neydi? İslamiyet'i benimseyen ortasındaki ilk Türk devletiydi. Peki Tolunoğulları ne? Diyor ki Müslüman olan Türklerin kurduğu ilk bağımsız devlet. Bu cümle farklılaştı. O zaman benim bu cümleyi unutmamam gerekiyor. Bunlar devletini kurduğunda Müslümandı zaten. Anlaştık mı arkadaşlar? Müslüman olan Türklerin kurduğu ilk bağımsız devlet neymiş? Tolunoğulları Devleti. Burada asla ilk Müslüman Türk devletidir, ilk Müslüman Türk topluluğudur cümlesini kullanmıyoruz. Müslüman olan Türklerin kurduğu ilk bağımsız Türk devletidir ki gerek Tolunoğulları'nda, gerek İhşidiler'de, gerek Eyyubi, gerek Memluklar'da donanma vardır. Mısır çünkü yani. Denizli kıyısı var ama Türk donanmacılığı demeyiz buna. Şimdi ne diyor? Mısır, Suriye, Filistin'de ilk Türk egemenliği hangi devletle başlar? Arkadaşlar Tolunoğulları ile. Hemen bakıyorum. Zaten Tolunoğulların egemen olduğu yer neresi? Mısır, Suriye, Filistin. İlk defa bu topraklara egemen olan Türk devleti Tolunoğulları'dır. Bunu da unutmuyoruz ki orada çok meşhur bir cami vardır. Tolunoğlu Camii, ki Mısır'da ilk defa Türk mimarisi Tolunoğulları ile başlar. Nasıl bir bilgi? Harika değil mi? İlk, Mısır'da ilk Tolunoğulları unutmuyoruz ki mimari de altın çağını yaşatmış. Hatta orada Tolunoğlu Ahmet, arkadaşlar bunu hemen not alın, Maristan. Şöyle Maristan adını verdiğiniz bir hastane açmış. Maristan, Bimaristan, bunlar hastane demek. Buna yıllık 60 bin dinar altın bağışlamış. Herkes gelsin tedavi olsun diye. Önemli bir devlet, bunu unutmayın arkadaşlar, tamam mı? Şimdi İhşidilere gelince, Tolunoğulların Abbasiler son verdi. Mısır'da kurulan ikinci Türk devleti. Nerelere egemen? Harita biraz şey olmuş, çözünürlüğü düşük, idare edin. İhşidiler, Akşidiler Mısır'da Fustat'ta kuruldu. Sonra arkadaşlar Kudüs, Şam'a egemen oldu. Geldi Mekke ve Medine'ye de egemen oldu. O yüzden Mekke ve Medine'ye, ki Hicaz deriz biz buraya arkadaşlar, Haç mekanı. Buraya egemen olan ilk Türk devleti İhşidilerdir ya da Akşitler diye de geçer. Kurucusu Abbas Devleti tarafından Mısır'a vali olarak atanan Muhammed bin Togaç'tır. Adı Muhammed bin Togaç ama biz ne deriz? Muhammed İhşit deriz. İhşit nurlu anlamına gelir arkadaşlar. Aslında Fergana bölgesi valilerinin almış olduğu ünvandır. İslamiyet'in kutsal şehri olan Mekke ve Medine'yi kendisine bağlar ki ilk defa bu devlete de Fatımiler son verdi. Fatımiler'e de kim son verecekti hatırlayın? Eyyubiler. Tamam mıdır arkadaşlar? Hicaz bölgesine egemen olan ilk Türk devleti hangisi olmuş oldu? İhşidiler olmuş oldu. Bize buradan sorulacak sorular bunlar. Dikkat edin bunlara, tamam mı? Eyyubilere geçmeyelim. Bu kadar süre anlamak için yeterli. Zaten niye kısa tutuyoruz? Her partı kendi içinde değerlendirelim diye. Tamam mıdır arkadaşlar? Hadi bakalım. Şey, şuradaki bağlantıyı unutmayın. Ne oldu burada? Hatırlayın. Abbas hizmetine girdi Türkler. O Türkler Abbasi'deki merkezi otoritenin bozulmasını, saltanat kavgasını fırsat bilerek kendi devletlerini kurdular. Kimdi bunlar? İşte Tolunoğulları ve İhşidiler. Şunlar da Mısır'da ama bunların kuruluşu biraz daha farklı. Şunlar gibi değil.